Diyalektik, fikrin kendisi değil, düzenidir, nizamıdır. İbda hikemiyatının bize öğrettiği bir hakikat olarak biliyoruz ki, her beşeri aksiyon, en iptidai seviyede dahi olsa, ideolojik bir hüviyet arz eder. Yeryüzündeki her cismin yer çekimi kanununa tabi olması gibi adını ne koyarsanız koyun, muhtevasında şuur olan fikri ve ameli her davranış, kaçınılmaz bir şekilde failinin dünya görüşünün bir tezahürüdür. Tabii burada ifade etmeye çalıştığımız, her insanın dünya görüşünün hakikate nispeten şekillenmiş, kendi içinde tutarlı, dört başı mamur bir fikirler bütünü olduğu değildir. Söylemeye çalıştığımız şu, kendisini insana dayatan, kaynağı insanın içinde veya dışında olan her fenomen, mutlak varlık tarafından, maddeci veya ruhçu diğer inanış sahiplerine göre de kendi inandıkları tanrı veya tanrılar tarafından öğrenme kabiliyetiyle temayüz eden zeka melekesiyle potansiyel olarak teçhiz edilmiş insanda akisler bulmakta ve bu akislerin kendince bir düzen çerçevesinde işlenmesi suretiyle o insanın dünyaya bakışı teşekkül etmektedir. Bu öğrenme ve işleme sürecinin kişinin çevreden aldığı lisanla mümkün olabildiğini de burada belirtmek lazım. Konumuzu fazla dağıtmadan söyleyelim ki, içgüdü, DNA vesaire, marifetiyle ebeveynden çocuğa intikal edemeyen, öğrenilmek zorunda olan ve hep dışarıdan almaya mahkum olduğumuz lisan meselesi bile tek başına ruhçuluğun ve nihayet İslam'ın hakikatinin tescilidir. Her insanın dünyaya kendine has bir bakışının olması kaçınılmaz. Bunda kıstasımız doğruluk veya yanlışlık değil, hali tespit anlamında söylüyoruz bunu. Ama insanın dünyaya bakışını yansıtan bu fikri muhteva nasıl bir tertip içinde beliriyor? Ya da başka bir şekilde soracak olursak, kendisini hangi nispetler çerçevesinde oluşturuyor? Her insanın kendi iç alem düzenini oluşturma peşinde koştuğunu, manevi bir tatmin oluş, manevi huzur arayışı içinde hayatını geçirdiğini, ancak sağlam bir dayanak bulamadığı sürece ruhen hep sallantıda kaldığını, en azından kendi şahsi tecrübelerimizden biliyoruz. Kendi benliğini oluşturma sürecinde nispetleri yerli yerine oturtamazsa, fikren tutarlı bir bakış açısına kavuşamazsa, oradan oraya savrulup duruyor. İnsanlar bunu nasıl engelleyebilirler? Bu sorunun cevabı, bizi her insanın kendine ait bir fikirleri, düşünceleri sıraya koyma düzenine sahip olduğu gerçeğine götürüyor ki, İbda fikriyatında bunun adı diyalektiktir. Tanımlama: diyalektik, batılı bir tabir ve menşei eski Yunan'a kadar uzanıyor. Sözlükte karşılıklı konuşma ve tartışma sanatı, gerçeği karşılıklı konuşmalarla kavramdan kavrama geçerek ve çelişkileri ortadan kaldırarak arayıp bulma usulü, eğitişim, cedel manasına gelmekte. Yine Eflatun'un idealist felsefesinde bütün gerçeklerin temeli ve ölçüsü olan iyi iddiasına götüren biricik yoldur diyalektik metot. Hayatın dualizm üzerinden yürüdüğünü batıda ilk fark eden Sokrates'ti. Hakikate erişmenin iki zıtlığı telif etmekten geçtiğini anlamıştı. Batı felsefesindeki diyalektik metodun banisidir Sokrat. Tek doğrunun karşısındaki yanlışları nihayetinde varabileceği en uç noktaya kadar götürüp, yanlışlığını karşısındaki muhatabına tescil ettiren, bunun içinde beşeriyetin en temel ahlaki telakkilerini kullanan bir metot da onunki. İslam hikemiyatında cedel adıyla maruf olan bu metot, iki zıt fikrin, umumiyetle beşeriyetin ortak ahlaki ve akli değerlerini kıstas alarak en uç noktasına sürüklenmesi ve doğru veya yanlış olduğuna o şekilde karar verilmesi esasına dayanmaktadır. Ki halen en temel münakaşa metodu olarak kullanılmaktadır. Tarihi gelişimi içinde bu tabir Hegel'e kadar bahsettiğimiz manada kullanılmış, Hegel'le birlikte batılı felsefeciler nezdinde bütün kainatı izah eden usulü hüviyetini kazanmıştır. Bu kazanımda Marksistlerin rolünü de inkar etmemek lazım. İslam hikemiyatına ait her şey zıttıyla kaimdir hikmetinin batılı bir göz tarafından yakalanışıdır Hegel'in yaptığı. Yaptığı riyazet neticesinde nefsinin dayanamayıp kendisini terk etmesi üzerine, "Sen bizim için nefsinle birlikte sevimlisin" hitabına mazhar olan büyüğün halinden mülhemdir belki de Hegel'in görüşleri. Her ne olursa olsun, Uzak Doğu felsefelerinden Aztek medeniyetine kadar bilinen oluşun zıtlıklar üzerinden yürüdüğü, zıtlıklar olmasa bu oluş aleminin mümkün olamayacağı hakikati Hegel'le Batı felsefesinde yerini bulmuştur. Diyalektiği ilk olarak bir münakaşa metodu şeklinde kullananın Sokrates olduğunu ifade etmiştik.
ama onu felsefi literatüre oluşun temel mekanizması olarak sokan Hegel'dir. Üstadın İslam önünde Batı medeniyetini hesaba çektiği Batı tefekkürü İslam Tasavvufu isimli eserinden. Fakat Hegel'de materyalizm, gaye ve temel idrak olarak tesis ediyor. Faide mevzu olarak değil. Onca fikirde üç hareket vardır. Tez, antitez, sentez. Hüküm, ters hüküm ve terkip. Eserden müessire yol arayan bir prensipte maddede kalarak ruhu tasdik ve mutlak müessiri yani Allah'ı kabul felsefesi. Bu yine bir nevi panteizm. Ama bu arada cihan çapında bir diyalektik kuruyor bu adam. Diyalektiği anlatmıştık. Fikrin bir nevi zarfı, terkip tarzı. Bir sofranın tanzimi gibi. Diyalektik çok mühim bir silah. Hegel diyalektiğini aynen aparmışlardır komünistler. Ama onun maddeden ruha geçiş yolunu tıkayarak ve böylece fikir namusuna kıyarak. Salih Mizabeyoğlu'nun Doğu ve Batı'daki bütün büyük kafaları hülasa ettiği Büyük Mustaripler isimli kitabındaysa Hegel şöyle anlatılmaktadır. Hegel'in maddeyi bir nevi düşüncenin pıhtılaşması olarak alan felsefesi, bu bakımdan mutlak idealizm, gerçeğin oluşma sürecini bitirdikten hayatın düşüncesinin felsefe çıkması bakımından da objektif idealizm diye anılır. Düşünce, nesnelerin temelindedir. Ruhun, idenin gerçekleşmesi ve gerçekliğin ona dönüşümü serüveninde, gerçekliğin birbirinin zıtları halinde tezahüründen harekette, hakikatin niteliğini belirleme işi olan felsefe, diyalektiğin kanunları halinde bunu takip eder, buna nispetle de tarih felsefesi içinde görünen felsefi akımlarda bulundukları zamanın bir hakikat görünüşüne karşılık olarak gelirler. Hegel, tomurcuk, çiçeğin açılışı içinde kaybolur denebilir ki tomurcuk, çiçek tarafından çürütülüp reddedilmektedir. Aynı şekilde meyvede çiçeğin bitkinin yalancı bir varoluşu olduğunu bildirir ve kendini bitkinin hakikati olarak çiçeğin yerine geçirir. Bu biçimleri sadece birbirlerinden farklılaştırmakla kalmazlar, aynı zamanda bağdaşmaz şeyler olarak birbirlerinin yerini de alırlar. Yine de oynak tabiatları onları organik birliğin birer anı kılar ve bu birlikte onlar çatışma halinde olmadıkları gibi üstelik ikisi de aynı ölçüde zorunludur. Bu eşit zorunluluksa bütünün hayatını yapar. Bir de üstadın Hegel felsefesini aparmakla itham ettiği Marksist cenahtan Hegel'e dair bir bakış. Kısacası Hegel, doğa bilimlerinde gözlenen gelişimleri takip ederek ve tarihsel araştırmalarına dayanarak soyutlama gücüyle şeylerin zıtların birliği, çelişkili bütünlüğü olarak tanımlanması gerektiği sonucuna ulaşıyor. Elbette Hegel'in çelişki kavramını genel olarak yapıldığı gibi dar anlamda sadece antagonistik çelişki olarak ele almamamız gerekir. Hegel, mantık bilimde gösterdiği gibi farklılığı, ayrılığı ve karşıtlığı da çelişkinin türleri olarak ele alıyor. Farklılık ve ayrılık ilkesine dayalı ilişkilerde çatışma söz konusu olsa bile, bu ilişkilerde belirleyici ilke iletişimdir. Bu tür ilişkilerde Hegel'in deyimiyle karşılıklı akım söz konusudur. Çelişki ilkesi farklılığın en üst biçimini teşkil eder ve çelişkinin hakim olduğu ilişkilerde belirleyici olan çatışmadır. Hegel, burada kısaca sergilemeye çalıştığımız çelişki kavramını geliştirmek de felsefe tarihinde yapılmış en büyük devrimlerden birisini gerçekleştirmiştir. Hegel'e göre diyalektik, hareket ettiren ruhtur. Bütün doğal ve düşünsel yaşam etkinliklerinin baş ilkesidir. Mevzumuza dönersek, diyalektiğe tertip düzen nizam yönüyle baktığımızda, Büyük Doğu iptal fikriyatınca ele alınana kadar hak ettiği yeri bulamadığını söyleyebiliriz. Hayatın tenakuzlarını, varlık ve oluş problematiğini, mantık çıkmazlarını, algı yanılgılarını, mutlak fikire bağlı peşin fikir hikmetiyle aşan, merkezi kaide olarak iman zevken idrak davasını koyan ibda diyalektiği, şuur seviyesinin her değişiminde farklı şekilde tezahür eden hakikatleri, mutlak hakikate nispetle yerli yerine koyan, yerinde kullanan bir fikir usulüdür. Kişinin, bu kişi sıradan biri de olabilir, büyük bir mütefekkir de, algıladığı eşya ve hadiseleri, yani nesneleri ve olayları, kendi bünyesinde oluşturduğu merkezi değere istinaden tasnife tabi tutması, kimini önemli bularak merkezi noktaya doğru yanaştırırken, kimisini de daha geri planda bir noktada konumlandırması kaçınılmaz bir insani davranış olarak görülmelidir. Bütün bu anlattığımız usul, etkileşim temelli çalışır ve diyalektik isminin kendisini tarif için, niçin kullanıldığını da bir bakıma izahını yapar.
İnsan bu oluşturma süreci boyunca edindiği verilerle hem sürekli kendini yeniler ki bunun farkında olması gerekmez, hem de oluşturduğu yeni kendisiyle çevresini değiştirir. Bu çerçeveden bakınca ideoloji ve diyalektik meselesinin beşeri oluşun kaçınılmaz neticeleri halinde tezahür ettiklerini müşahede etmekteyiz. Salih Mizabeyoğlu'ndan. Zıtlıktan bahsedildiğinde iki zıt şey veya bir şeyde var olan iki zıt yön söz konusudur. Şeyler arasındaki veya bir şeyde var olan zıtlık, onun varlık ve oluş hareket ve var olma şartıdır. İki zıt şey veya şeylerin her birinde bulunan zıtlık, aynı zamanda varlığının tamamlayıcı vasıflarını ve keyfiyetini gösterir. Dikkat edilsin, tamamlayıcı vasıf. İbda fikriyatına göre diyalektiğin tarifini vererek, zıtlıklar bahsinde bir miktar daha duralım. Diyalektik, fikrin kendisi değil, düzenidir, nizamıdır. Bir meseleyi anlatırken herkesin bir diyalektiği vardır. Anne kızını paylarken bile bir diyalektik sahibidir. Hangi sözü öne alır, hangisini sona bırakır, ne taraftan ikna eder, nasıl inandırır? Onun için diyalektik, ilmi bir tabirle, sözde, kelamın içinde fikrin tahkiyesi, sıralanışı ve düzenidir. Her şey zıttıyla kaimdir. Zıttını dışarıda bırakma düzeni İbda hikemiyatında diyalektiğin tariflerinden birisi de bu. Suretler olmadan manalar ebediyen tecelliye gelmez hikmetindeki tecellinin tecelli usulü diyalektiktir. Bir tablodaki resmin muhtevanın görünmesi için kullanılan çizgi ve boyamalar gibi. Fikrin açığa çıkması için zaruri, efradını cami, ayarını mani düzeni sağlayan, bunu yaparken de statik değil de dinamik bir metot izleyen mantık formu. Mutlak hakikate istinaden, hakikatin farklı şuur seviyelerindeki görünüşlerini yanlışların ortasından ayıklayıp çıkarma usulü. Aslın görünmesi için gerekli aras gibi veya resimdeki bir figürün görünmesi için gerekli fon gibi. Hakikatin ortaya çıkması için de aras hükmünde yanlışların varlığı gerekiyor. Tıpkı güzel için çirkinin, iyi için kötünün lüzumu gibi. Üstadın şu meşhur mısraları bunu çok güzel anlatır. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. İbda hikemiyatının bize öğrettiği üzere tüm varlık zıtlık üzerine inşa edilmiştir. Tıpkı bir merdivenin iki ayak üzerinde durması gibi. Tüm varlıklar, sonsuz küçüklükteki atom altı parçacık aleminden başlayarak insana, onun en üstün ruhi ve zihni vasıflarına kadar zıtlıkla malül. Zıtların birbirini iteklemesi, çekmesi, tetiklemesi vesaire adına ne derseniz deyin. Her oluş, hemen yanı başında karşı oluşunu bulmakta ve başka bir açıdan bakarsak, kendi karşı oluşunu ortaya çıkarmak suretiyle kendisi var etmektedir. Yine İbda hikemiyatından öğrendiğimiz, her şey başkası olmadan önce kendisi için vardır hakikati gereğince, tüm varlık ve oluş, var olmakla kendisi olmayanı dışarıda bırakmakta ve bu şekilde tüm oluş diyalektik bir tempo ile akıp gitmektedir. Büyük mütefekkir Mirzabeyoğlu bu hususu şu şekilde ifade ediyor. Geceyi gündüz hayat ölüm, gençliği ihtiyarlık, teki çift takip ediyor. Bu ahenk içinde ruh sabit olarak zamanın üstünde, mekanın üstünde bir kuvvet olarak hissediliyor ve ebediyeti de böylece duyuluyor. Bunun içindir ki ruhumuzda biri inanmaya ve tasdike, birisi de inkara ve tekzibe memur iki fakülte beliriyor. Ruh ve nefs, bütün kavga bundan, bu ikilikten, bu zıtlıktan çıkıyor. Bunu böyle görünce, yani eşyanın birbirinin zıtları içinde tezahürüne bakınca, ruhun bir aksi, bir yansıması halinde eşyayı anlıyoruz. Bu diyalektik işleyiş, İslam dışı inanışlar tarafından yanlış anlaşılmış. Umumiyetle iki veya daha çok tanrılı inançlara yol açmıştır. Tabii buradaki en önemli gerekçe, her şeyde bir zıtlık görmek şeklindeki felsefi algı kadar, ahlaki anlayışta oluşan çelişkidir. Mutlak varlığın, kötülüğün kaynağı olamayacağı anlayışına dayalı bir telakkilerde iyi tanrının eşit olmasa bile en azından onun rakibi olan bir kötü tanrı vardır. Tüm kötülüklerin kaynağı da işte bu tanrı veya tanrılardır. İslam'a en yakın semavi din olan Hristiyanlık'ta kötülüğün kaynağı olma rolü şeytana verilmekte ve neredeyse tanrının denge atfedilmektedir. Halbuki objektif bir iyi kötü algısı olamayacağını peygamberler vasıtasıyla Allah bildirmeseydi, değil iyi kötü değerleri lisan dahil hiçbir beşeri oluşun gerçekleşemeyeceğini yine İbda hikemiyatından öğreniyoruz. Bütün zihni sapmalardan ve yanılgılardan fikri muhtevayı koruyacak olan,
doğru fikir ve onu sistematize edecek doğru diyalektiktir. Hakikati peşin fikir hikmetine istinaden arayan, bulunan aranır ilkesiyle insan zihninin ilk önce keşfedip akabinde doğruluğunu araştırma biçiminde her insanın tecrübe ettiği çalışma usulünü hakikat arayışının yöntemi kılan bir diyalektiğe sahiptir İbda. İbda, 15. İslam aslında, İslam'ı eşya ve hadiselere tatbik edecek fikir bütününü, onun diyalektiği de bu fikrin hem içe hem dışa dönük organizasyon şemasını oluşturmaktadır. Mutlak fikire nispetini her daim sorgulayarak sürdüren, İslam hikemiyatının aslımızdaki tezahürü İbda fikriyatı önünde tüm dünya düşünce verimlerini hesaba çekip manalandıran bir diyalektiktir İbda diyalektiği. Bu, İbda'nın zıt kutuplar arası dengenin üstün nizamı olan İslam'dan nispetini tam muhafaza ederek aldığını, eşya ve hadiselerin sonsuz tezahüründe, zamanın ruhunu yakalayarak tatbikte kullandığı alet mevkiindeki diyalektiktir. Hakikatin farklı görünüşlerini, o üstün dengenin diyalektiğinden aldığı iştiyakla doğru yerine koyan, onlarca veya yüzlerce yanlış arasından hakikati çekip çıkaran bir diyalektiktir. İslam'ın önünde hem batıyı hem doğuyu hem de İslam ümmetini hesaba çeken ve gerekeni gerektiği yerde ve gerektiği şekilde yaptırandır. Yüzyılın İslam diyalektiği olan İbda diyalektiği.